Reform programımı, mı? Seçim paketi mi? Dışarıda ve içerideki olumsuz haberler ve belirsizliklerin listesi bir hali kabarık. Dünya durgun. Fed faiz artıracak. Sermaye adeta kurudu. Yükselen piyasa ekonomileri tümüyle topun ağzında. Türkiye ise namlunun en ucundaki. Bunlar biliniyor. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen aslında belki de bir defalık birçok olumlu veri şu sıralarda Türkiye'de bir araya gelmişti. Örneğin yeni ve güçlü bir tek parti hükümeti kuruldu. Normalde bu istikrar ve irade anlamına gelecekti. İlaveten elimizde yüksek büyüme ve sanayi üretimi artışıyla düşük bir cari açık verisi de var. İşte Türkiye'yi bu kötümser iklimden alıp pozitif yönde ayrıştıracak en kritik köprü, Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı 2016 yılı eylem planı olabilirdi. Olamadı. Bütün piyasaların iyileşmesi beklenirken ters yönde sert tepkiler geldi. Çünkü açıklamalar yapısal reform değil de daha çok bir seçim paketi olarak algılandı. Böylece Türkiye göreceli olarak öne çıkabildiği bir devran ve fırsatı daha heba etti kuşku ve belirsizlik yönündeki adımlar inandırıcılık ve itibar sorununu derinleştiriyor. Beklentilerin aksine seçimler bir istikrar, rahatlama, huzur ve güven getirmedi. Türkiye'nin jeopolitik riskleri çok daha derinleşti. Türkiye yavaş yavaş dış müdahalelere açık hale geliyor. Gelecek belirsiz. Yukarıda bahsettiğimiz ekonomik verilerse bu şartlarda piyasalar tarafından doğru olmayacak kadar güzel haberler olarak algılandı, prim verilmedi. Neden böyle oluyor? Hükümet seçimden sonra kendisini tasfiye edecek başkanlık sürecini başlattı. Perşembe günü reform programı değil, Cumhurbaşkanlığı referandumu için dağıtılacak peşin ödüller dağıtıldı. Zira pakette kesin takvime bağlanan konuların tümü çeşitli kesimlere verilecek parasal ödüllerle ilgili. Bu mali disiplini yok edecek bir popülizm kaynağı. Ödevimiz belli. Türkiye'nin uzun vadeli rekabetçiliğini sağlayarak hiç olmazsa %5'ler düzeyindeki büyümesini makul bir cari açık ve enflasyonla sürdürebileceği reformları yapmak. 2015 yılında büyüme %3 kadar olurken cari açığın milli gelire oranı hala %5, enflasyon da %9 civarında gerçekleşecek. Son derece orantısız bir bu makroekonomik veriler ne bir yumuşak inişe ne de normalleşmeye ya da yeniden uyum sağlamaya işaret ediyor. Oysa hedef hiç olmazsa benim 3-5'lik dediğim %5 büyüme, %5 cari açık ve %5 enflasyon olmalı. Ne var ki Türkiye için kabul edilebilecek bu en kötü bileşenler bile artık hayal oldu. Hatırlanacaktır 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye ekonomisi %8'i aşan bir büyüme kaydederken milli gelirin %8'lerini bulan bu cari açık ve %10 bandını aşan bir enflasyonu görmüştü. Biz de o zaman Türkiye bir an evvel gerekli reformları yapıp etkinlikle hayata geçiremezse bu banddan önce %5 bandına düşer orada da tutunamaz orta gelir tuzağını boylar diye yazmıştık. Nitekim 2012-2015 büyümesi %3 bandına gerilerken cari açığı çok az düştü. Enflasyonu neredeyse yerinde diretiyor. Hem de düşük büyüme, düşük üretim, emtia fiyatlarına rağmen. Ve şimdi biz nasıl yapalım da birkaç sene evvel hiç beğenmediğimiz %5 düzeylerine geri dönelim diye düşünüyoruz. Açıklanan paket bize bu beklentinin de mümkün olamayacağını gösteriyor." diyor. Özgür Düşünce Gazetesi yazarı İbrahim Öztürk.